Geçen sene pandemide çok sıkılmışken böyle anlık bir kararla yaptığım alışverişlerden bir tanesi, gereksiz bir sürü şeyi saymazsak, bir Roland Cloud üyeliği oldu. Ben bunu muhtemelen Nisan ayında yenilemesi geldiği zaman yenilemeyeceğim. Çünkü bazı beni gıcık eden tarafları var. Onları size aktaracağım ama güzel taraflarından da bahsetmek istiyorum. Özellikle Roland Cloud aboneliğiyle sunulan synthesizer'lara, soft synthesizer'lara uyacak tarzda müzikler yapıyorsanız, ondan sonra böyle 80'ler 90'lar tarzındaki soundları seviyorsanız, arıyorsanız, bu kütüphane açıkçası biçilmiş kaftan. Başka hiçbir yere gitmenize, hiçbir şey aramanıza gerek yok. Yani 80'lerin başından 2000'lere kadar, işte 2010'lara kadar bütün portföyleri neredeyse adamlar sanal ortama taşımışlar ve belki binlerce, on binlerce preset ve preset packleri ve sample packleriyle bunu desteklemişler. Yani ben açıkçası muhtemelen bir yıllık üyeliğim boyunca %10-15'ini dahi bunun deneyip kurcalama fırsatım olmadı. O kadar çok preset var ki ve işin güzel tarafı, mesela bir piyano sesleriyle ilgili bir synthesizer indirdiniz, bir sample kütüphanesi indirdiniz. Sesler kullanıma çok hazır. Yani bir EQ yapmak, bir efendime söyleyeyim satürasyonlar açmak, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Anında o sesi koyun ve mix'e hazır bir piyano sesiniz var veya işte mix'e hazır bir pad sesiniz var. O açıdan aşırı eğlenceli ve aşırı kolay bir kütüphane. Şimdi Roland Cloud sitesine gittiğiniz zaman göreceksiniz, burada rolandcloud.com. Buraya gittiğiniz zaman 3 tür üyelik alabiliyorsunuz. Bir tanesi Core, bir tanesi Pro, bir tanesi de Ultimate. Ultimate'da her şey var. Pro'da birçok şey var. Core'da da çok temel şeyler var. Bunlardan bir tanesi de Zenology. Zenology Pro değil, Zenology. Şimdi burada işte sound pack'ler var. Biraz önce bahsettiğim işte ekstra preset'ler vesaire var. Zenology'yi bir preset çalar gibi düşünebiliriz. Yani işte Juno 60'tan ya da işte Jupiter 8'den vesaire alınmış bir takım preset'leri, sınırlı saydık presetleri çalabilen güzel, küçük, hafif bir uygulama. CPU'yu fazla yormayan bir uygulama. İçinde ufak tefek efektler de var. Mesela meşhur Juno korusu da ekleyebiliyorsunuz seslere. Pro'ya geçtiğiniz zaman Zenology Pro geliyor. Zenology Pro'yu birazdan göstereceğim. Preset çalardan birazcık daha ortak bir arayüze sahip synthesizer editleme uygulamasına dönüşüyor. Yani işte Jupiter 8 ile Juno arasında işte arayüz olarak fark vardı, işte kullanım olarak fark vardı ama siz Zenology Pro üzerinden bu presetleri kurcalıyorsanız eğer aynı arayüzden bu presetleri editleyebiliyorsunuz. Ondan sonra Concerto serisi var, işte sample kütüphaneleri. Bir tane davul Acoustic One seti var. Ondan sonra Terra Collection ismini verdikleri kütüphaneden iki tane var. Sonra bir de Flavor Collection'lar ve Anthology Collection'lar var. Onlardan da bahsedeceğim. Sonra Ultimate'a geçtiğiniz zaman bu klasik cihazların, işte JB1080'di, işte TR909'du, 808'di, bunların emülasyonları var. Ve işte Roland'ın dediği, biz birebir bunları port ettik. Birebir bizim emülasyonlarımızı çalıştıracaksınız. Şimdi bunu indirdiğiniz zaman Roland Cloud diye bir uygulaması var. Cloud Manager diye. Şimdi burada software sayfasına geldiğiniz zaman nelere sahipsiniz, üyeliğiniz neleri kapsıyorsa onları görebiliyorsunuz. Birçok başka şey de görebiliyorsunuz eğer üyeliğiniz yoksa. Mesela buna basıyorsunuz. Available in your library diyor mesela. Buna basıyorum ben. Ondan sonra burada JX3P hem synthesizer'ı hem de bunun yanına gelen mesela Synthwave preset pack'i var diyelim. Onu da kurabiliyorsunuz hızlıca. Mesela bu JX3P Synthwave preset pack'i neymiş diye baktığım zaman onun sayfasına götürüyor. Ve burada aşağı indiğim zaman şöyle bir güzellik var. SoundCloud'dan örnekler koymuşlar buraya. Mesela işte bakıyorum Analog Verli. Veya işte ooo diyorum bu bas güzel. O zaman Available in my library ise gidiyorum buraya Synthwave'i diyorum ki kur. Veya işte dolaşıyorum tekrar. Bu Zenology pack'leri bunlar. Zenology Pro, birazdan göstereceğim uygulamanın kendisi. Burada bakın model expansion'ları var. Bunlar mesela Core'da yok ama işte Ultimate'da var ya da Pro'da var. Mesela burada Synthrock diye bir pack var. Mesela bu değişik değişik synthesizer'ların, ondan sonra mesela burada stage piano var. İşte studio sounds var mesela. Burada ne varmış diye indiğimde gene burada SoundCloud'dan mesela şeyler var, örnekler var. Bunların hepsi elimizin altında. Şimdi bunları kurduktan sonra, bakın antoloji serisi, bunları falan kurduktan sonra bunlar normal birer VST enstrüman olarak bizim listemizde görünüyor. Bakın ne kadar azını kurmuşum. Concerto'yu kurmuşum. Juno 106'yı kurmuşum. Juno 60'ı kurmuşum. SRX Keyboards'u kurmuşum. SRX'in bu sadece keyboardları bu arada. Yani mesela SRX'in brass section'ı var, davul section'ı var, işte gitarlar var vesaire.
keyboardları kurmuşum ben. Çünkü işte Hammond'larını veya işte elektrik piyanolarını falan istiyordum. Sistem 8 synthesizer'ı ve Zenology. Şimdi Zenology'yi size göstereyim. Burada ben basit bir aranje yaptım. Bir synthwave aranjesi yaptım ve 4-5 tane enstrümandan synthwave presetlerini kullanaraktan basit bir şarkı var. Bunu dinlerken üstünden çalalım. Burada Roland Cloud kütüphanesinden olmayan yegane şey benim kendi sample'larımdan oluşturduğum bir Lindrum. Davul makinesi. Bunu da gönderdiğim şey sadece bir Verb Suite Classic'ten, Slate'in Verb Suite Classic'teki bir FG16X modeli. Bu non-linear bir reverb. Gated reverb olarak düşünebiliriz bunu. Açıklamasında Phil Collins'in In the Air Tonight davullarındaki reverb diye tarif ettikleri için en uyumlu reverb'in bu olacağını tahmin ettim. Hakikaten de bunu davulları dinlersek bakın şöyle. Gayet güzel bir 80'ler davulu. Ondan sonra enstrümanlarımıza geçelim. Öncelikle bas. Bas bir Juno 106. Buradaki presetlerden bir tanesini seçtim. Synthwave pack'indeki. Buradaki Q bass'ı seçmişim. Bunda biraz chorus var. Bu bildiğimiz klasik Juno chorus. Ondan sonra burada başka bir strings var. Bu mesela antoloji serisi. Şimdi bu mesela antoloji serisinde burada değişik yıllara ayrılmış antoloji dedikleri bir seri var. Bu da diyorlar ki bizim 1986'da çıkardığımız bir synthesizer baz alarak yaptığımız bir soft synthesizer diyor. Yani burada 1986'da hangi synth'i çıkardılarsa ondan aldıkları bazı sesleri bu antoloji enstrümanına koymuşlar. Ben buradan presetleri seçerekten istediğimi kullanabiliyorum. Epey de var. Bakın 8 bankada 8'er tane yani 64 tane preset var burada ve bunları ben işte filtreleri olsun, ADSR'ler olsun vesaire kurcalayabiliyorum. Burada bir string sesi kullandım. Şöyle. Basit bir synthesizer string. Ondan sonra burada bir pluck var. Arpej gibi düşünebiliriz. Gene Juno 106 ve yine o bass preseti ama bu sefer yüksek perdeden çalıyorum ve farklı bir chorus var. Bir de zannedersem envelope filtre ile biraz oynamıştım onun. Aslında burada bir pad var. Mesela bu Zenology Pro. Şimdi mesela bu Zenology'yi Pro versiyonunda kullanmıyorsanız, şunu kapatayım. Pro versiyonunda kullanmıyorsanız şöyle bir pencere çıkıyor ortaya. Şunu ben size göstereyim pardon. Şimdi normalde bu boyda. Böyle bir preset çalar çıkıyor. Buraya bastığınız zaman burada sol taraftaki kütüphanelerden mesela ben burada synth string and pads'e gelmişim. En son sonra buradan bir şey işte hidden synth diye bir şey seçmişim mesela. Sallıyorum. Buradan bunu seçtikten sonra bunu çalıyor. Ama pro versiyonunda mesela burada bunun cutoff'unu mesela dinleyelim. Veya attack release'ini değiştirebiliyoruz. Şimdi bu pro olmayan versiyonunda da var şu kısmı ama mesela şu yok. Mesela burada bayağı synthesizer'ın işte LFO'sundan tutun ondan sonra işte en başındaki osilatörlerine kadar her şeyini kurcalayabiliyoruz. Bayağı bildiğim bir synthesizer arayüzü çıkıyor ortaya. Hatta burada FX'e gelirsek altta FX de çıkıyor. Şunu edit kapatayım. FX'e de bir sürü efekt var. Delay'ler var, işte chorus'lar var, flanger'lar var vesaire. Güzel bir efekt kütüphanesi var. Bakın sadece phaser'a geldiğimde 6-7 tane phaser çıkıyor mesela. Bunlar mesela komple bir soft synthesizer paket olarak düşünebilir. Yani küçük boyuna bakmamak lazım. Zenology Pro hakikaten kuvvetli bir synthesizer. Ve temelde sesleri normalde bizim işte Jupiter'lerden, Juno'lardan vesaireden gelen sesler. Sonra mesela şurada bir lead sesi koydum. Bu da Juno 60'tan geliyor. Bu da yine Cyber City preset pack'inden. Yani bunu hiç ellemedim neredeyse. Ondan sonra burada ikinci bir lead'imiz var. Bu gene Zenology Pro'dan.
Mesela burada Jupiter 8 synth lead olarak Solid diye bir ses seçmişim. Bu bayağı bildiğimiz Jupiter 8'de var olan bir preset mesela. Bunun aynısını eğer Jupiter 8'in bu Juno 60 gibi olan enstrümanını indirip buraya koysaydım ve aynı preseti seçseydim aynı ses gelecekti. Bu Zenology Pro bu işi daha aynı ortak arayüze indirmemizi sağlayan güzel bir uygulama olmuş. Ben bunu sadece Unison'a çevirmiştim zannedersem. Orijinali böyleydi. Şöyle sola. Aynen bunu sadece Unison'a çevirmiştim. Ondan sonra burada başka neyimiz var? Şurada nakaratlarda giren bir polikiyimiz var. Gayet basit. Burada da en son bir crash ekledim. Bu da bir SP909'dan gelen bir crash sesi. Şöyle. Evet, şarkı da böyle gidiyor. Çok basitçe Master Bass'ta bir kompresörüm var. Kuş Audio'dan. Ve tape emülasyonu. 15 IPS'te çalışan bir Revox tape emülasyonu. Ben Roland Cloud'u kime tavsiye ediyorum? Roland Cloud'u öncelikle 80'ler, 90'lar, ondan sonra retro soundlar, işte synthwave, vaporwave, ondan sonra darkwave vesaire gibi tarzlarda müzik yapanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Sesler 10 numara 5 yıldız, presetler tamı tamına orijinal presetler gibi, bir sürü karşılaştırması var internette. Çok minimal farklar var hardware ve bu yazılımlar arasında. Yani o kadar rahat ki sadece synthesizer presetleri değil, akustik enstrümanların sample'landığı kütüphaneler de anında şarkı içinde prodüksiyonda kullanmaya hazır. İlk açtığım günden itibaren ne piyano sesini 2 dakikadan fazla aradım, ne Hammond sesini, ne başka bir şeyi. O açıdan çok rahat. Yani aldığınız sesi istediğiniz gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çünkü çok güzel ayarlanmış presetler. Peki kime önermem? Yani açıkçası Roland Cloud Manager sebebiyle çok kişiye de önermem. İkinci önermeme sebebim de fiyatı $200 yıllık. Kiralama sonunda size herhangi bir temelli lisans da vermiyorlar. Mesela siz Splice'den bir şey kiraladığınız zaman, işte Silent'ı mesela 2 sene, 3 sene kiraladığınız takdirde o kirayı sizin satın alma fiyatınızdan düşüyorlar ve size bir noktada temelli lisansı veriyorlar. Eğer ki böyle bir şey yapıyor olsaydı Roland Cloud, o zaman maliyet açısından biraz daha mantıklı olurdu. Hayat boyu bir key alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben Juno 60'ı çok sevdim. Ondan sonra ben bunu almak istiyorum. Onlar da ucuz değil. $300-400 civarında bir lisans bedeli istiyorlar. $300-400 verdikten sonra açıkçası bu Roland butikleri alırım ben. Ufak hem böyle hardware. Ondan sonra onları kullanırım. Onları kullanarak kayıt yaparım. USB'den MIDI de alıyor gidiyor. Yani fiyatlandırma politikası biraz yüksek. Ama bu Japonların maalesef böyle bir fiyatlandırma politikası var. Mesela Nintendo oyunları da çok pahalı. Yani dünyanın en pahalı oyunları herhalde Nintendo oyunları veya işte Japon oyunları, Steam kullananlar bilirler. O yüzden onları öyle mazur görüyoruz. Ama onun haricinde Roland Cloud biraz sıkıntılı. Sürekli update istiyor ve online olmanızı istiyor ve sürekli lisans authorization'ımı kaybediyorum. Yani ben açıyorum projeyi, bakıyorum. İşte bir yerden bızırtı geliyor. Ulan nereden geliyor bu diyorum. Ondan sonra bir okuyorum. Meğersem işte Juno 60 authorization'ı kaybolmuş, demo moduna geçmiş. Oradan bız bız dakika başı bir ses geliyor. Ben diyorum ki başka bir yerden bir şey klipe mi giriyor, ne oluyor diye ondan sonra aranıyorum. Meğersem Roland Cloud internete serverlarına bağlanamamış, lisansı onaylayamamış. O yüzden benim synthesizer'ımı demo modunda çalıştırıyor. Bu belki 15 defa başıma geldi. O yüzden bız duyduğum zaman başka yerde aramaktansa önce Roland Cloud'a bakıyorum bu alet çalışıyor mu diye. İkincisi, bazı synthesizer'lar, biraz önceki videoda da belki fark etmişsinizdir, CPU'da benim spike'lara sebep oluyor. Yani bunu çözmenin yolu maalesef o synthesizer'ı kaldırıp tekrar koymak. Tekrar aynı preseti seçmek. Bu da bir angarya. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Bir türlü de çözemedim. Başka da bir herhangi bir soft synthesizer'da bu problemi yaşamıyorum. Benim CPU'm i9 ve nadiren o da çok fazla kanal ve çok fazla plugin varsa
yaşadığım bir problem. Yani CPU'nun %100 vurması. Ama mesela biraz önce sıfır proje açtım. Juno 60'ı koydum. Öyle tıp 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 %100 de vurup geri geliyor ondan sonra. Başka hiçbir şey yok. Bu tür şeyler yaşanıyor. Xeology Pro ve Concerto kararlı synthesizer'lar. Yani bu tür CPU ile ilgili problemler yaşatmıyorlar. Ama onun haricinde yani sık sık kullandığım, sık sık elimin gittiği bir kütüphane değil. O yüzden de muhtemelen yenilemesi geldiği zaman seneye yenilemeyeceğim. Başka bir şeye bakacağım onun yerine. Umuyorum faydalı olmuştur. Faydalanacak olan varsa gerçekten güzel sesler var. Keşke daha sağlıklı, keşke daha az bug'lı bir yazılımla bunları sunsalar ve keşke daha mantıklı bir fiyatlandırma politikasıyla bunu sunsalar. Ama maalesef Roland böyle karar vermiş. Biz de seneye başka bir yere bakacağız artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.